Merhabalar, yükselli örgüleri hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir deniz elbisesi öreceğiz. Adım adım her sırasını anlatacağım. Büyük bir motif çalışacağız. Ana renk beyaz, yani kırık beyaz, tam bembeyaz değil. Ve geçişli ip kullanıyorum. İsterseniz düz renk, isterseniz farklı renklerde ya da tamamını aynı renk örebilirsiniz. Ve 4 milim tığ kullanıyorum. İp bilgilerini de göstereyim. Alize Cotton Gold. Sihirli halka hazırlıyoruz. Şöyle çapraz ilmeği alıyoruz ve 8 tane zincir çekiyoruz. Sihirli halkanın içine trabzan, ikili trabzan. Beş tane zincir. Gene bir trabzan. Beş tane zincir. Bu kare ve kafesli bir motif olacak. Şimdi buradaki dördüncü deseni oluşturmak için iki zincir, 8 tane zincirin üçüncüsüne batıyoruz. Diğer 5 tanesi boşluklar için. 2 kere de gene bir trabzan yapıyoruz. Bu yaptığımız trabzan bir üst sıranın başlangıç zemini oluyor. Bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Üç zincir. Son yaptığım trabzanın üzerine boşluğa 2 tane trabzan, 1 tane zincirli trabzan. Şimdi bir de örgünün içine batıyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 5 tane zincir. Aynı boşluğa köşe oluşturuyoruz. Üç tane dördüncüyü örgünün içine, trabzanın üzerine yapıyoruz. Üç tane daha. 7 trabzan. Şimdi diğer köşeyi oluşturuyoruz. 5 zincir. 3 tane boşluğa yaptım. 1 tane trabzanın üstüne, 3 tane gene boşluğa. Beş zincir.
3 tane boşluğa, bir trabzana, üç tane boşluğa, şimdi dördüncü köşeyi yaparken 5 zincir çekmiyoruz, gene bir alt sırada yaptığımız gibi 2 zincir, üçüncü zincire, en üstteki zincire batıyoruz, 2 kere de çıkıyoruz trabzan ve gene buradan başlıyoruz 3. sıraya. Gene 3 zincir, 2 tane, trabzana 1 tane, 4 tane trabzan. İki zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye, yani trabzanın üzerine battığım trabzana bir trabzan. 2 zincir, 2 tane atlıyorum. En son trabzana boşluğa da 3 tane trabzan, toplam 4 tane. Şimdi köşeye 5 zincir, gene aynı boşluğa 3 trabzan, boşluğa 1 trabzan, trabzanın üzerine. İki zincir, 2 tane atlıyorum. Trabzanın üzerindeki trabzana bir tane. 2 zincir, 2 tane atlıyoruz. Bir trabzan. Kafesleri oluşturuyoruz. Şimdi boşluğa 3 trabzan daha, toplam 4 trabzan. Araya 5 zincir, 3 tane boşluğa, bir tane trabzanın üzerine. İki zincir, 2 tane atlıyoruz. Ortadaki trabzana iki zincir, 2 tane atlayıp son trabzana 3 tane daha ortaya, yani boşluğa, beş zincir köşeye, üç trabzan boşluğa, bir tane trabzanın üstüne dört tane. İki zincir, 2 zincir, 2 zincir ve boşluğa 3 trabzan,
Toplam 4 trabzan. Başlarken de yarım köşe örmüştük. Şimdi gene bir üst sıranın başlangıç zeminini hazırlıyoruz. 5 zincir çekmiyoruz. 2 zincir ve 3. zincire batıp ikili trabzanla zemini oluşturuyoruz. Şurası. Gene 3 zincir, 2 boşluğa bir tane de trabzanın üstüne iki zincir, dördüncü trabzana iki zincir, trabzanın üstüne iki zincir, iki zincir, trabzan. Köşedeyiz. Boşluğa 3 trabzan daha. Beş zincir. Gene köşeye devam ediyoruz. Üç boşluğa bir trabzanın üstüne. Aynen devam ediyoruz. 2 zincir. 4 kafesten sonra köşeye aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Köşeyi gene 2 zincir ve bir trabzanla tamamlıyoruz. Buraya gene sıraya bir üst sıraya başlıyoruz. Gene 3 zincir. Bir, iki, üç. Trabzanın üzerine dördüncüsü. İki zincir. Son trabzana bir kafes. Şimdi buralarda da desen başlıyor. Şu kafeslerin ortalarında desene başlıyoruz. Bir, 2, 3 tane zincir. Buraya atlıyoruz. Ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan. Beş zincir. Gene aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha. Böyle yuvalar oluşturuyoruz. 3 zincir. 2 trabzanın üzerine 2 zincir köşeye. Önce trabzana, sonra boşluğa 3 tane daha. Basit bir model.
Örmesi de kolay, zevkli. Şimdi köşeye 5 tane zincir. Boşluğa 3 trabzan. Bir tane de trabzanın üzerine 4. İki zincir. Son trabzana. Şimdi 3 zincir. Bir taneyi atlıyoruz, bir trabzanı. Gene orta trabzanın üzerine bir trabzan. 5 zincir. Gene aynı trabzanın üzerine bir trabzan. Üç zincir. Burayı atlıyoruz. Trabzana. İki zincir. Son trabzana. Ve boşluklara köşeyi örerek aynen burada yaptığımız gibi sıraya devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. 2 zincir. 1 üst sıranın başlangıç zeminini oluşturduk trabzanla. Şimdi gene 3 zincir. 1 tane de trabzana 4 tane trabzan. İki zincir. Son trabzana. Şimdi gene şurada oluşturduğumuz yuvanın içine dolgular yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen boşluğa bir zincir, pardon, bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Altı tane trabzan yapıyoruz. Aralarda birer zincir. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi gene 5 zincir. 3 trabzanlara geliyoruz. 2 zincir. Köşeye geldik. Bir tane trabzana, 3 tane boşluğa. 3 köşeyi örüyoruz. 5 zincir. Üç tane boşluğun içine köşeye bir tane trabzan. Bir üst sırada 4 trabzan, 2 zincir, trabzan, 5 zincir ortaya geldik. 6 trabzan, aralarda birer zincir. 5 zincir. Trabzanların üzerine bir kafes yaptık. Köşeye geldik. 4 trabzan. 5 zincir, 4 trabzan. İki zincir. Son trabzana. Bir kere daha örelim. 5 zincir.
bir zincir, 6 tane trabzan, aralara birer tane zincir. İki, dört, altı, beş zincir, trabzanlara geliyoruz. Baştakine iki zincir, köşeye geldik. Aynen burada ördüğümüz gibi devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Sonrasında aynı şekilde iki zincir bir trabzanla bitirip bir üst sıraya son yaptım. Trabzanın üzerine örerek başladım. Başlangıçtan beri ördüğümüz gibi. 4 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 5 zincir çektim. Şimdi şu desenin üzerine kadar örerek geldim. Çünkü buraları zaten sıra takip ederek aynı şekilde örüyoruz. 5 zincir. Şu bir zincir çektiğimiz aralara batıyoruz. Sık iğne. Araya 4 zincir. Gene araya batıyorum. 4 zincir. Burada işte ananas ya da çilek deseni hangisini artık yakıştırırsanız o deseni örüyoruz. Ya da kozalak da olabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane 4 zincir çekerek yuvarlaklar oluşturduk. Gene 5 zincir. Trabzanın üzerine 2 zincir köşeye, bir tane trabzana, 3 tane boşluğa, 4'er tane olacak trabzanlar. 5 zincir, 3 trabzan boşluğa, bir tane de trabzanın üzerine 2 zincir, son trabzana 5 zincir, bir zincir çekmiştik aralara. Oralara sık iğne yapıyoruz. 4 zincir. 5 zincir. Trabzanlara geliyoruz. İlkine 1 trabzan, 2 zincir, sonuncusuna ve köşeye geldik. Aynen burada olduğu gibi örüp sırayı tamamlıyoruz.
2 zincir, 1 trabzanla sırayı bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük. Şimdi bu sıradan sonra şu köşelerdeki dörtlü trabzanları örmüyoruz. Artık buraları kafes olarak devam edeceğiz. Bu dörtlü trabzanlar mesela şurada örülecek. Bu tarafa doğru, ortadaki desene doğru ilerleyecek. Köşelerde kafesler başlıyor. Başlayalım. Şimdi şurada 2 zincir, üstteki zincire de ikili trabzan örerek köşeyi tamamlıyorduk. Yine aynı şekilde 5 zincir çekiyorum köşeye. Fakat kafes olacak artık. Şuraya, şuradaki ördüğümüz trabzanın battığımız yere bir trabzan. İki zincir. Son trabzana da bir trabzan. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyor demiştim. Şu dört trabzan. Hemen buraya iki tane boşluğa bir tane de trabzanı örerek dört tane trabzanı tamamlıyorum. Beş zincir. Dört zincir. Dört zincir. Bir, iki, üç, dört taneydi bir alt sırada. Şimdi üç tane oldu. Çilek gibi işte ananas ya da kozalak hangisine benzetirseniz o desen devam ediyor. 5 zincir. Burada deseni şuradaki dört trabzanı buraya kaydırmıştık. Bu tarafa doğru ilerliyor. Gene hemen yanına şuraya önce trabzana sonra boşluğa iki tane ve trabzana. İki zincir. Köşeye geldik. İki zincir. Hemen şöyle de batabilirsiniz. Ya da şöyle ortalayıp ortadaki zincire bu şekilde de örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi tam köşedeyiz. İki zincir trabzanları atladık. Tam ortaya iki zincirle geldik. Burada köşe yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. Üç tane oldu. Burada iki tane var. Çünkü sıra buradan başlıyor. Sırayı tamamlarken şurada yapacağımız son kafesle burada burası gibi 3 tane olacak. Devam ediyorum. 2 zincir trabzana. 2 zincir trabzanın sonuna ve hemen dolgu. Çünkü desene doğru geliyor artık dolgular. 4 trabzan. Beş zincir.
4 zincir, 5 zincir çekiyoruz ve dolgunun hemen desenin yakınına önce trabzana boşluğa 2 tane bir tane de trabzana 4. İki zincir, son trabzana. Şimdi köşeye geçeceğiz. Şuraya 1, 2, 3, pardon, 2 çekeceğiz. İki zincir, köşeyi şöyle görüyoruz. Ortadaki zincire şimdi şuradaki tam köşeye bir trabzan yaptıktan sonra 5 zincir köşeyi oluşturuyoruz. Gene aynı yere. İki zincir trabzana trabzana ve dörtlü trabzan grubunun hemen yanındaki boşluğa gene 4 trabzan. Aynen. 5 zincir gene yuvarlakları yapıyoruz ve sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonunda 2 zincir şöyle tutuyoruz. Tam ortadaki zincire bir kafes. Sırayı tamamladık. Buradaki gibi 3 kafes görüntüsünü burada da yakaladık sıranın bitiminde. Şimdi bir üst sıraya gene şurada ikili trabzan ördük. Ondan başlıyoruz her zamanki gibi. 1 2 3 4 5 zincir. Köşeyi örüyoruz. Aynı boşluğun içine. Bu sırada bu tarafa örmüştük. Dört trabzanı. Şimdi buradaki boşluğa örüyoruz. Dört trabzan. Beş zincir. İlk yuvarlağın içine bir sık iğne. İki zincir. Ortadaki boşluğa trabzan. Üç zincir.
ve aynı boşluğun içine bir trabzan daha. 2 zincir. Son yuvarlağa sık iğne. 5 zincir. Sık iğne, 2 zincir, trabzan, 3 zincir, trabzan, 2 zincir, sık iğne. Şimdi 5 zincirle devam ediyoruz. Hemen şu boşluğun içine trabzan, bir de trabzanın içine 4. İki zincir. Köşeye geldik. Şöyle yapıyoruz ve tam köşede zincirin içine bir trabzan. 5 zincir, aynı zincirin içine yine trabzan ve köşeyi oluşturuyoruz. Sıraya başlarken 4 kutucuk kafes, sonra trabzanları örmüştük. Sıranın sonunda 5 tane oldu. Çünkü sıra buradan başladı. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 gidecek. Şuradaki sıra tamamlandığında burası da 5 kafes olacak. Bu 4, burası 5, niye böyle oldu diye kafanız karışmasın diye söylüyorum. Sıra başlıyor. Tamamlandığında burası da 5 kafes oluyor. Şimdi 4 tane trabzan. Beş zincir. Baştakine bir sık iğne. Zaten 3 tane var. 2 zincirle ortadakine trabzan. 3 zincir. Aynı boşluğa bir trabzan daha. Ve 2 zincir. Beş zincir. Hemen boşluğa 4 trabzan. 3 tanesi boşluğa, 1 tanesi trabzan. İki zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan, kafesler örüyoruz.
Şimdi şurası köşe. 2 zincir. Şöyle tutuyoruz ve tam köşedeki zincire trabzan. 5 zincir. Aynı zincirin içine bir trabzan köşeyi oluşturduk. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Sırın sonunda 2 zincir köşeye bir trabzan 5 zincir ve bir trabzan daha aynı yere. Şimdi bir üst sıraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bütün kareler eşitlendi. Çünkü sıra bitiminde 5. kareyi ördük. Bir üst sıraya çıktık. Devam ediyoruz. Kafeslerle. Trabzanlara geldik. Şimdi boşluğa dört trabzan. Bu desendeki son sıramız. Bir sırada sadece trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kafes oldu. 7. kafes, 7 kafes olması gerekiyor. Sıra biterken 7. kafesi örerek sırayı tamamlayacağız. 5 zincir. Burada bir tane en yüksek olan yuvarlağın içine bir tane sık iğne. 5 zincir. Şuradaki trabzanlar. Bir tane de trabzanı, 4 tane. Gene kafeslerle devam ediyorum. Köşedeyim. Zincirin içine bir trabzan. 5 zincir aynı zincirin içine bir trabzan daha köşeyi tamamladım. Aynen burayı ördüğümüz gibi kafesler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıranın sonunda burası da sıra bittiğinde 7 olacak. Tekrar söyleyeyim çünkü eşit görmezseniz bu yeni başlayanlar biraz kafası karışabilir. Yanlış yaptığını sanabilir. O yüzden sıra tamamlandığında kafes sayıları da eşitleniyor. Gene 2 zincirlerle köşeye desene geliyoruz. Burada gene 4 tane trabzan, 5 zincir şu tepeye sık iğne, gene 5 zincir şurada. Yine trabzanlar ve devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 zincir. Yine boşluğun tam ortasına, köşenin tam ortasına trabzan ve sırayı tamamlıyoruz. Şimdi desenin tamamı bu kadar.
Üzerine bütün ilmekleri trabzan örüyoruz. Bir çerçeve oluşturuyoruz. Dolgulu bir çerçeve. En son ördüğümüz trabzanın üzerinden başlıyoruz gene. 3 zincir, boşluğa 2 trabzan ve trabzana bir trabzan. Boşluklara 2 ve trabzanlara. Trabzanların üzerlerine şuradaki boşluklara 4 tane batıyoruz. 4 trabzan. 3 ve 4. Hemen yanındaki boşluğa gene 4 trabzan. Ve trabzanların üzerine boşluklara 2 tane ve her trabzana batarak devam ediyoruz. Köşeye 5 tane trabzan örüyoruz. Boşluğa, yani köşe boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5. Sonra gene trabzana aynen ördüğümüz gibi boşluklara 2, trabzanlara devam ediyoruz. Şuradaki boşluklara 4 tane, 4 tane ve aynen sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Sıra sonunda boşluğa 2 tane trabzan, 3 tane de başlangıçta vardı, 5. Üstteki zincire batarak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bu deseni ortaya çıkartan şu çerçeveyi de ördükten sonra motifleri birbirine eklemeyi bu trabzan sırasından yapmıyoruz. Çünkü deniz elbisesi örüyoruz. Mutlaka çok seyrek, çok dokusu gevşek olması gerekiyor. Zaten bu motifi tercih etmemin sebebi de çok seyrek dokuda olması. Deniz elbisesi olduğu için mümkün olduğu kadar seyrek dokuda motifler, örgüler tercih edin. Ve buradaki sık iğne, sonra diğer motifte de sık iğne bayağı kalın bir örgü oluşturacak. Bunun da olmasını istemiyorum. Gene şurayı hafifletecek bir örgü koymamız gerekiyor. Motifin tamamını bu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve aynı noktaya. Aynı trabzanın üzerine köşeyi oluşturuyoruz. Şöyle. Sonra 3 zincir, 2 tane atlıyoruz. 3. ve trabzan üzerine gelen trabzanın üzerine
Tabii ki sık iğne. Trabzan değil. 3 zincir, 2 tane atlıyoruz. Gene hep trabzanların üzerine gelen trabzanın üzerine sık iğne. Üç zincir. Bir, iki. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şurada boşluklara 4 trabzan örmüştük. 3 zincir. 1, 2 atlayıp 3'üncüye batıyoruz. Şurada bir tane trabzan boşta kalıyor. Bir, baştaki iki, üçüncü. Yani gene iki tane trabzan arada kalıyor. Burada olduğu gibi. İkişer ikişer atlıyoruz. Burada da iki tane atladık. Bir bu boşluktaki trabzan, bir bu boşluktaki trabzan. Aynen devam ediyorum. Hep battığım yerler trabzan üstündeki ilmekler oluyor. İki tane atlıyoruz. Üçüncüye. Ve gene trabzan üzerine gelen trabzanı. Şimdi köşeye geldik. Gene 3 zincir. 2 tane atlayıp köşedeki tam ortadaki trabzana batıyoruz. Ve 5 zincir. Köşelerde 5 zincir çekiyoruz. Gene aynı noktaya birleştiriyoruz. 3 zincir. Devam ediyoruz. 2 tane atlıyoruz. Diğerine. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 3 zincir ve başlangıçtaki 5 zincirin başladığı noktada ilmek kaydırarak bitiriyoruz. 1 zincir. Şimdi bu motiften 3 tane daha örüyorum. 4 motif olacak. 3 tane 4 motif öreceğiz. Yani 4, 8, 12. 2 tane de kollar için 14 tane motif ile elbiseyi tamamlayacağız. Evet, 3 tane motifi ördüm. Birleştirerek şöyle bakın birleşme sırası. Şuralardan birleştirseydik trabzanlardan sıkı bir örgü olacaktı. Bu şekilde gene buradaki motifteki dokuya benzer delikli bir doku oluşturduk. Ondan sonra birleştirme yaptık ki çok delikli olması gereken motifi şuralarda sıkıştırmamak için. 1, 2 ve 3. Bunu yaka kısmı olarak düşünün. Şimdi dördüncü motifi ekleyeceğiz. Hemen eklemeyi gösteriyorum. Şurada köşedeyim. 5 zincir çekiyorduk. Şuralarda şöyle köşeye 2 zincir buradan alıyorum. 2 zincir daha aynı noktaya. Şimdi 3 zincir 3 zincir geçmiştik şuralardan. Bu boşluklardan batarak birleştireceğiz. 2 zincir yanındaki boşluğa bir zincir daha 2 atlayıp gene trabzanların üzerine denk gelen trabzanlara batıyoruz. Hem son sırayı tamamlıyoruz hem birleştiriyoruz. 2 zincir yanındaki boşluğa bir zincir,
İki atlıyoruz. Hep trabzana denk gelen trabzana bir sık iğne. İki zincir. Sıradaki boşluğa bir zincir. Sırayla her boşluğa birleştirerek devam ediyoruz. Köşeye kadar geldim. Köşeye 2 zincir. Şurada 5 zincir var köşede. 2 zincir daha. Hemen dibine, aynı noktaya. Şimdi gene 3 zincir, 3 zincir devam ediyorum. Şimdi bu dört motifin ben diğer tarafını da söktüm son birleştirme sırasını. Bütün motifleri birbirine ekledim. Bu şekilde şöyle dört motifi de birbirine ekledim. Şimdi burası elbisenin etek kısmı. Dört motif birbirine ekle. Sonra yine aynı şekilde 4 tane daha ördüm birbirine ekle. Bu da şöyle üste geliyor. Yani bu göğüs kısmını, bu etek kısmını, bu göğüs kısmını oluşturuyor. 4 motif hepsi birbirine ekle. Şimdi göğüs kısmı, yani yaka kısmı diyelim. Kol ve yaka kısmı. İki tane motifi şöyle birbirine ekledim. Bir tane motif şöyle. Bir tane motif de bu şekilde. Şurası yaka. Burayı birleştirmiyoruz. Burayı da birleştirmiyoruz. Buralarda kol. Şimdi kol öreceğiz. Bu birleştirmeleri yaptıktan sonra kol, kol, burası yaka ve iki tane motif birbirine ekli arka. Burası yaka kısmı, roba kısmı. Burası göğüs kısmı, yani bel ve yaka arası. Burası da etek kısmı. Şimdi 4 8 12 motif. 2 motif daha kollar için ördüm. Bu şekilde tek tek. Bunların tabii ki etrafına daha fazla kafesler öreceğiz. İstediğimiz kol genişliğine ulaşana kadar kafeslerle ilaveler yapacağız. Hem enine hem boyuna. Bunları sonra çalışacağız. Önce bu parçaları birbirine ekleyeceğiz. Bu şekilde eklerseniz de olur. Ama ben biraz boyunu uzatmak istiyorum. Şu arada böyle yapmamın sebebi boyunun biraz daha uzun olması. Şuradaki boşlukları gene örgüyle birbirine ekleyerek kapatacağız. Gene burada bir sıra örgü daha oluşacak. Buradan fazla olarak. Burada zaten boşlukları birbirine hemen eklemiştik. Burada örülmüş iki boşluğu tekrar başka bir örgüyle birleştireceğiz.
hafif bir mesafe daha kazanacağız. Bu da boyu elbisenin boyunu 4-5 santim kadar daha uzatacak. İsterseniz bu şekliyle de nasıl bunu, iki motifi birbirine eklediysek aynı şekilde bunları da ekleyebilirsiniz. Hiç mesafe vermeden. Ama ben biraz daha uzun olması için gene ufak bir örgüyle bunları birleştireceğim. Renkli iple de birleştirebilirsiniz. Ben bunu sonra elbise bittikten sonra etek, yaka, kol kenarlarına örmek için almıştım. Ama siz bu birleştirmeleri de renkli iple yapabilirsiniz. Hatta şu son ördüğümüz yuvarlakları da renkli örgüyle yapabilirsiniz. O da değişik olur. Ama ben videoda daha iyi görünmesi açısından beyaz tercih ettim. Daha net görünür. Ama siz istediğiniz iple, istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Şimdi bu 4 ve 4 motif. Bu 8 motifi bir araya getirelim ve ondan sonra buraları birleştirmeden kolları ve yakayı yine 4 motifi diğer 8 motife birleştireceğiz. Elbisenin bütünlüğünü sağladıktan sonra kol örgüsüne geçeceğiz. Motif genişliği tam 28 santim. Bütün motifleri bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Etek boyu uzun olsun diye şuraya ben bir örgü daha kattım. Bunu hiç katmadan hepsini bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Şurada çapraz çapraz, hafif, fazla ip kullanmadan, örgü kullanmadan en basit haliyle bir birleştirme yaptım. Ki gene delikli, gene basit bir örgü olmasını istedim. Çok örgü, çok ip kattığınız zaman ağırlaşıyor. Yani elbise biraz kalınlaşıyor. Bu da deniz elbisesi için kullanışsız hale gelir. Mutlaka seyrek desenli motifler ve seyrek eklemeler yapmanız gerekiyor. Hiçbir zaman trabzanlarla eklemeler yapmayın. Mutlaka aralara hafif örgüler koyarak böyle delikler oluşturun. Çünkü deniz elbisesi çok yoğun bir örgü istemez. Şimdi bütün motifleri ben birleştirdim. Şurası yaka. Ve arkaya iki motif daha ekledikten sonra beden kısmı tamamlanıyor. Sonra kollara geçeceğiz. Şimdi bu basit örgüyü, bu eklemeyi hemen göstereyim. Şurası arka. Buraya ekleyeceğiz. Şu ön kısım, şuradan motifi birleştirdim. Hiç ip koparmadan ikinci motifi, yani yaka kısmı birleştirerek koltuk altındayım şimdi. Tam ek yerinin şöyle şu köşedeyim. Ek yerine geliyorum. Bu ek yerine gelirken motifi alalım şöyle. Bir, iki, üç. Hemen şuradaki zincirden alıyorum. Köşeler birbirine denk gelsin. Önemli olan o. Sonra gene 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Üç zincir. Şurada yaptığımız boşluklara çapraz bir şekilde ekliyoruz. Sadece 3 zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Devam ediyorum. 1, 2, 3. Karşıdaki diğer boşluğa. Bütün boşluklara 3 zincir, 1 sık iğne örerek devam ediyorum. Köşeler birbirine tam denk gelmesi gerekiyor. Motiflerin kaymaması gerekiyor. Ona dikkat ettikten sonra çok basit bir birleştirme. Ben devam ediyorum. İki motif boyunca arkayı tamamen ekliyorum. Şöyle. Şimdi şuradaki ikinci motife geçerken şu ek yerlerde nasıl geçiyoruz onu da görelim. Şuradaki köşelerde 5 zincir, 5 zincir çekmiştik hep sık iğneleri örerken. O 5 zincirli olan boşluklar zaten gözüküyor. Şunları birleştirip birleştirip şuralara geliyoruz. Şu 5 zincirlik boşluklar. Bakın şuralar. Ondan önceki boşluktayım. Bu tarafta da aynı şekilde şunlar köşelerdeki 5 zincirli boşluklar. Tam oraya kadar birleştire birleştire geldim. Şimdi gene 3 zincir. Şuradaki köşedeki boşlukların ilkine bir sık iğne ve 3 zincir. Tam karşılığına buradaki motifin ilk 5 zincirlik boşluğuna 1, 2, 3 zincir. Sonra diğer boşluğa bir sık iğne ve 3 zincir tam karşısına. Birbirine motifler birbirine tam bakacak. Yani biri uzun, biri aşağıda, biri yukarıda kalırsa zaten ekleme de yapılamaz ve güzel durmaz. Tam denk gelmesi gerekiyor karşılığındaki şu yuvarlaklar ve köşeler. Şimdi devam ediyorum. Gene 3 zincir karşılığındaki boşluğa bir sık iğne ve 3 zincir. Eklemeyi bitirirken tam ortadayız ve de 5 zincirlik şu boşluktayız. Hiç zincir çekmiyoruz. Burada zaten uzun bir ilmek alıyoruz. Bir sonrakine batıp köşeye geliyoruz. Bir zincir ve eklemeyi bitirdik. Şimdi arka ve yakayı şöyle üst üste koyalım. Şimdi omuzlar içinde gene şuralarda yaptığımız gibi az önce çapraz çapraz ekleyerek buraya da bir mesafe kazandıralım. Kol evi gerçi çok istediğimiz gibi uzun, rahat ama gene de şuraya bu örgüden yaparak modeli bütünleştirelim. Aynı görüntü omuzlarda da olsun. Hemen ipi bağlıyorum. Ense için şöyle 22 santim kadar mesafe işaretledim. Boyuna çok değmesin. Yani omuzlara doğru açık olursa daha iyi olur. Şimdi şu işaret iğnesine olan kısmı şuraları birleştiriyoruz. Şu
Şu ikisini bir alalım. Birleştiriyoruz. Sonra 3 zincir yanındaki boşluğa zincir bu taraftaki 3 zincir sırayla boşluklara şöyle 5 zincirlik şu köşeler gözüküyor ve sonrasında çapraz devam ediyor. Şimdi bu tarafı ekleyelim. Buraya hemen bir sık iğne. 1 2 3 zincir aynı iğnenin olduğu boşluğa batıyorum. Gene sırayla sonunda şimdi zincir çekmiyoruz. Zaten uzun olduğu için şöyle alıyoruz ve diğerini de alıyoruz. Birleştiriyoruz. Bir kolu ördüm ve ekledim. Eklerken motifleri yani 4 motifi birbirine eklerken kullandığım şu örgüyle birleştirdim. Bu zor geliyor bunu yapmak derseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Hiç sorun değil. O da çok güzel olur. Kolda motif yerine sadece kafes örgülerle örebilirsiniz kolu tamamını. O da zevkinize kalmış. Belki daha kolay olur sizin için. Dediğim gibi motifin etrafına kafes örgüleri istediğim genişliğe, istediğim uzunluğa gelene kadar devam ettim ve bu şekilde ekledim. Bir de şunu söyleyeyim, motif genişliği kadar kol evi yapmadım çünkü bayağı geniş bir kol oluyordu kimono gibi. Onu da ben pek sevmiyorum geniş kolları. O yüzden şöyle motifi biraz birleştirdim yanlardan ve kol evini biraz daralttım. Bu şekilde daha güzel oldu. Tabii sizin zevkinize bağlı. Şimdi diğer motifi de örerek diğer kolu tamamlayalım. Köşeye tam ortaya atıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. İlk sık iğnenin üzerine. Kafes örgü yapıyoruz. 2 zincir. Sık iğnelerin üzerine batıyoruz. Zincir sık iğnenin üzerine trabzan. Köşeye kadar ördüm. Şimdi sık iğnenin üzerine
Yine bir trabzan. İki zincir. Şöyle tutuyoruz ve tam ortadaki zinciri ama iki kat alalım. Bir sık iğne, trabzan. 5 zincir. Gene aynı zincirin içine bir trabzan. Devam ediyorum. 2 zincir. Hemen ilk sık iğnenin üzerine trabzan. Sıra sonunda 2 zincir, trabzan, tam köşedeyiz, 5 zincir ve 3. zincire sırayı bağlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Devam ediyoruz. İki zincir. Trabzana bir trabzan. İki zincir. Aynen bir alt sırada ördüğümüz gibi ve köşeleri de ördüğümüz gibi aynı şekliyle 5 sıra örüyoruz. Motifin etrafını 5 sıra ördükten sonra bir kenarını 2 sıra daha fazla ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 5 sıra bittikten sonra hemen devam eden kenara 1 sıra gittim. Tekrar 1 sıra döndüm. 2 sıra fazla örmüş oldum. Bu da kolun uzunluğunu biraz daha arttırdı. Yani ölçerek yapacaksınız. Belki hiç gerek kalmayacak tekrar 2 sıra örmeye. Yani kolunuzun hem genişliğini hem uzunluğuna göre hem örün hem ölçün. Bu şekilde tam kararında bırakabilirsiniz. Şimdi bu kolu birleştireceğiz tabii ki. Gene bir sıra örerek birleştireceğiz. İki zincir çekiyorum. Karşı kenarından gene zincirin içine batıyorum. Tam ortadaki zincirin ilmeği alıyorum. Gene kafes örer gibi aynen. İki zincir. Şimdi yanındaki trabzana zincir. Şimdi bu taraftaki kenara diğer kenara birleştiriyoruz. 2 zincir. İki zincir. Şimdi bu kenara bu şekilde bir kenara örüyoruz, diğer kenara ekliyoruz.
Koltuk altından biraz diktim. Gene kısalttım koltuk evini. Siz isterseniz bunu tabii dediğim gibi bütün de yapabilirsiniz. Şurada tam eklediğimiz yerden ipi bağlıyorum. İki zincir ve karşılığındaki ekleyeceğim yere şu sık iğnenin üzerine atıyorum. Bir zincir. Şöyle boşluğa batıyorum. İki zincir. Bir zincir boşluğa, iki zincir karşılığına batıyorum boşluğa, bir zincir iki zincir. Bir zincir ve bir zincir daha. Bir zincir daha. Bu şekilde ekleyerek devam ediyorum. Eğer zor geliyorsa, bu kadar uğraşamam derseniz, yine iplik alıp hemen dikerek ekleyebilirsiniz. Şimdi örgünün tamamını bitirdim. Şimdi kenar örgüsü kaldı tabii ki daha. Yere serip ölçüsünü aldım. Tabii ki bu yatar vaziyetteki ölçüsü. Giyildiği zaman daha farklı çıkabilir. Şöyle eni yani göğüs çevresi 55 santim. Bayağı geniş. Zaten dökümlü durması gerekiyor. Elbisenin boyu 85 santim. Giyildiğinde biraz daha verebilir tabii ki. 40 bedene kadar çok rahat olur. Biraz dökümlü durması gerekiyor çünkü. Daha büyük motifleri de motifin etrafına şöyle örgüler örerek genişletebilirsiniz. Şimdi kenar örgüsüyle elbiseyi tamamlayalım. Bir ilmek sıkılaştıralım. Şöyle ilk yerinin oradan yani kolun altına gelen kısımdan başlayalım. Şöyle trabzanın üzerine bir sık iğne. İki zincir ve iki tane ip alıyorum sık iğneden ilmek kaydırıyorum. Araya bir zincir. Trabzanın üzerine bir sık iğne. İki zincir. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir, trabzana bir sık iğne, iki zincir, şöyle iki tane ip alıyorum ve ilmek kaydırıyorum.
Şimdi etek kısmını öreceğiz. Fakat kol kenarlarında sadece kafes örgü var kollarda. Etek kısmında her motifin etrafına ördüğümüz şu zincir ve sık iğnelerden oluşan örgü var. Aynı örgüyü bu sefer trabzanlara değil, sık iğnelere batarak öreceğiz. Şöyle yan tarafta kalan motiften başlayalım. Boşluğa, pardon, tabii ki boşluğa değil, sık iğnenin üzerine. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 2 ip alıyorum. Tomurcuk. 1, 2 zincir. Bu sefer araya 2 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin üzerine 2 zincir. Gene sık iğnenin üzerindeki 2 ipi alıyorum. 2 zincir. Şimdi yaka kısmındaki kenar örgüyü örüyoruz. Kol için başladığımız örgüyü aynı şekilde buraya da başlıyoruz ve devam ediyoruz. Şu yakanın tam köşesine geldiğimizde zincir çektim 42-43 santim kadar. Sonra bir fıstık deseni ördüm ucuna. İlmek kaydırarak devam ettim ve kordonu oluşturdum. Sonra gene örgüye devam ettim. Diğer yakanın ucuna kadar geldim. Ve gene aynı uzunlukta zincir çektim. Şimdi kordonu birlikte görelim. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Çift alıyorum ve uzatıyorum. 1. Aynı zincirin içine 2 3 4 5 6 7 ve 8. Topluyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir başladığım noktaya ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şöyle şuradan da bir sabitliyorum. Şimdi şuradaki devamında zincirin üzerlerine ilmek kaydırarak kordonu oluşturuyoruz. Böyle ilmek kaydırarak kordonu kalınlaştırmıyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Çok yakışıyor bu böyle giysilerde. Bu kordon çok yakışıyor gerçekten. Hem ince hem sıkı bir örgü olduğu için güzel duruyor. Başladığım noktada sırayı ilmek kaydırarak bağladım. Ve örgü bitti. Elbise çok güzel ortaya çıktı bu kenar örgüsüyle. 34, 36, 38 ve 40 bedene kadar giyilebilecek güzel salaş bir
Plaj elbisesi oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Zaten bunu ben kendime ördüm. Geçişli ip kullanmak da gayet güzel oldu. Değişik bir detay kattı elbiseye. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek modellerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.